Merhaba, ben Ahmet. Rahat Yazar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Yıl 2018'e yaklaşırken yeni bir video çekmeye karar verdim. Bugün günlerden pazar. Malta'da Three Cities'de Virgo'ya gideceğim. Virgo'da her pazar sabahı antika pazarı kuruluyor, eski şeyler satılıyor. Böyle Türkiye'de dediğimiz bit pazarı var ya, aynısı Malta'da da kuruluyor. Bugün sizlere bu videoyu yapmaya karar verdim o yüzden. Birazdan kayıkla karşıya geçeceğiz. Karşıda Malta'nın eski bölgesi var. Three Cities karşıda bulunuyor. Kayıkla karşıya geçeceğiz ve sizlere pazardan görüntüler sunacağım. Bakalım neler olacak karşıda. Pazara gitmek için biraz yürüyeceğim ama ondan önce bu geleneksel kayık var burada, sanki Venedik gibi. Normalde feriyle de geçiliyor ama bu kayık daha böyle otantik, eski hava, ben o yüzden onu seviyorum. Şimdi kayığa doğru yol alıyorum. Gördüğünüz gibi eşsiz bir manzara var sabahın erken saatleri. Bu pazar saat 7'den öğlen 12'ye kadar devam ediyor. Virgo'da pazar yerine gelmiş bulunmaktayım. Burada hep eski şeyler var. Aslında insanların evlerinde kalmış eski eşyaları daha çok satıyorlar burada. Her zaman iyi şey bulmak nasip olmuyor. Ben Roma'ya da gitmiştim mesela. İtalya'da öyle çok büyük pazarlar vardı ki burası küçük kalıyor. Ama Malta için iyi. Çünkü Malta da çok tarihi bir yer. Özellikle Valletta. Belki Osmanlı'ya ait şeyler bulursanız bunlar çok değerli oluyor. Onun haricinde mesela eviniz için 50 sente falan bardak alabiliyorsun.
çok soğuk, öğlen çok ısındığı için şu an üstümü çıkardım. Burada bakacak şeyler sınırlı aslında. Bir de nerede video çeksem herkes diyor ki burada diyor video çekmek 5 euro 20 euro espri yapıyorlar. Hep aynı espri. O yüzden video çekerken de rahat yok yani. Evet. Nasıl hareket ediyor? 20 euroymuş. Lokoro kafalar. Demin gördüğünüz satan adamı da tip değişik dövmeler falan. Sattığı şeyler de ona benziyor. €8 dedi. Pazarlık yaptık. €4 indi. Yani aslında dikiş kutusu. Çok da bir özelliği yok. Çoktan iyidir. Bu sipari koymaya. Ama fazla süslüyoruz. Malta'da vakit geçirmek için aslında böyle seçenekler var. Küçük bir ada ülkesi. Ama gördüğünüz gibi mesela pazar günü çalışmadığım zaman böyle pazara falan gelebiliyorum. Aynı böyle şeyler var işte. Şu an karşıya Valletta'ya geçeceğim tekrar. Valletta'ya geçmek için de aynı geldiğimiz gibi yine adam başı 2 euroymuş. Hatta ne yazıyor 30 dakikalık turlar içinde 8 euroya bayağı bir size deniz turu yaptırıyorlar burada. Özellikle turistler çok ilgi gösteriyor. Güzel bir hafta sonu. Vay Cuna, ne aldın? Arkadaşıma bir hediye aldım. Vay çok romantiksin kardeşim. Çok romantik bir hediye. Acaba kime verecek? Kapakta ne yazıyor? Fiona yazıyor. Aynen. Fiona diye bir tanıdığın var mı? Bakayım. İçini aç bakayım. İçine de çiçek koymuş ya. Evet. Romantizm doruklarda. Pazar gezim sona erdi. Ne aldığımı göstereceğim size birazdan. Öyle o gösterdiğim kutuyu almıştım. Bir de içine koymak için birkaç mum aldım. Bunları eleyelim. Bakayım neler almışım. Bakın bu kutu var. Kutunun içinde bunlar var. Bir de mavisi var. Bunlar hep 1 euro falan yani. Çok ucuz. Bir de mesela bakayım nasıl kokuyor. Bak şimdi bak. Bunlar işte pazarda başka bir şey bulamıyorum çünkü diğerleri çok çok yani başka bir şey bulamıyorum. Burası da yalnız şahane bir bu. Christie's gördüğünüz gibi Malta'nın eski tarihi yeri. Buraların fotoğraflarını belki defalarca kez çekmişimdir. Instagram Rahat Yazar adresinde görebilirsiniz. Malta'da her yer böyle işte sakin, huzur dolu ve tarihi. Bugünkü videom burada sona eriyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Rahat Yazar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün de bu kadar. Yeni videolar için takipte kalın.